Herkese selam, ben Nihal. Bugün almaya değer M.A.C ürünlerini anlatacağım size. Benim için birazcık zor oldu ürünleri elemek. Bakalım hangi ürünleri seçtim? Hazırsanız başlıyoruz. M.A.C benim en sevdiğim markalardan bir tanesi. Hikayesini çok eski takipçilerim bilir. Yeni gelenler için tekrar hatırlatacağım. Öğrencilik zamanımdan bu yana M.A.C'e hayranlığım vardı. Kendime evde bir M.A.C kumbarası oluşturmuştum. Onun içine para atıyordum ve birikenle M.A.C'den almak istediğim ürün neyse onu alıyordum. İlk aldığım ürünümde allığım, kapatıcım ve paint potumdu. İlk aldığım paint pot Painterly, yani aslında far bazı. Kesinlikle M.A.C'den alınmaya değer ürünlerden bir tanesi. M.A.C'in far bazları. En sevdiğim renk Soft Ochre ve Painterly'dir. Soft Ochre birazcık daha sarı, Painterly tam olarak ten rengidir. Almaya değer ürünlerin başında bence M.A.C'in paint potları geliyor. Bu arada ilk aldığım allık da Peachy Keen'di. Hala kullanmaya devam ediyorum. Severek kullanıyorum. Çünkü joker renklerden birisi Peachy Keen. Her ten rengine uyuyor. Sarışına da oluyor. Çok beyaz tenliğe de oluyor. Benim ten renklerimde olanlara ve benden koyu olanlara da oluyor. Nars'ın orgazmına benziyor fakat ona göre birazcık daha güzeli bence. İçinde kendi ışıltıları var. Simleri yok, yanlış anlaşılmasın. Yanaklarınıza sanki aydınlatıcı sürmüşsünüz gibi etki de yaratıyor. Bunu kullanırsanız aydınlatıcı kullanmanıza da gerek kalmıyor. Gözeneklerinizi de belirgin hale getirmiyor. Ağır, yoğun, dumanlı göz makyajlarıyla da oluyor. Tatlı tatlı pembelik isterseniz, daha sade görünmek isterseniz bu tarz doğal makyajlarla da oluyor. Kesinlikle joker bir allık. Peachy Keen benim en sevdiklerimden bir tanesi. Eğer ki M.A.C'den bir allık almak istiyorsanız, ki kesinlikle son kuruşuna kadar paranızın hakkını veren bir allık, kolay kolay bitmiyor. Tek başına bir tane allık olsun, en iyisinden olsun derseniz budur. Hep buna da muadiller ararız. Şöyle bakıyorum, M.A.C'den de o kadar çok allık seçmişim ki önüme. Son günlerde de biliyorsunuz bu yakın zamanda çıkardığı köpük allıkları var. Bu Grand rengi, bu da No Shame rengi. Bir tanesi bayağı bariz pes pembe bir renk. Diğeri de çok doğal, güzel. Peachy Keen'e de benziyor fakat bunun köpük versiyonu. Krem versiyonu değil kesinlikle. Ben fırçayla uyguluyorum bunları. Parmaklarınızla da dağıtabilirsiniz. Alıp böyle pıt pıt hareketlerle de uygulayabilirsiniz. Fırçayla da aynı şekilde tampon tampon hareketlerle de uygulayabilirsiniz. Hiçbir şeye bulaşmıyor. Siz makyajınızı çıkartana kadar yanaklarınızda kalıyor. Çok doğal bir etkisi var. Kesinlikle almaya değer ürünlerin başında geliyor bunlarda. Geçen videoda NYX'te bir tane kontür ürünü göstermiştim, hatırlarsınız ya da bir video geriye giderseniz göreceksiniz. M.A.C'in Harmony'sine muadil olabilir demiştim. İşte elimde de M.A.C'in Harmony'si. Tek bir kontür ürünü almak isterseniz M.A.C'den, paletleri almak istemiyorsanız bu sarışınların da kullanabileceği, beyaz tenlilerin de kullanabileceği, benim ten rengimde olanların da kullanabileceği bir kontür ürünü Harmony. NYX'teki biraz beyaz tenlilerde çamur gibi durabiliyor ama bu öyle durmuyor. Hakkını veriyor. Yüzünüzü boyutlandırmak istiyorsanız. Bu da çok özel ürünlerden bir tanesidir. Bundan tam 3 tane bitirdim. Peachy Keen'i gerçekten artık hatırlamıyorum. Ta öğrencilik zamanlarımdan beridir kullandığım allık. Bir tanesini geçtiğimiz günlerde ortasından deldiğimi görmüştünüz. Görsel olarak çok güzel görünmeyebilir diye elimde stok yaptım. Yani yenisini aldım. Geçen indirimde almıştım bunu. Yenisini gösteriyorum size. Ve bronzer. Kylie Jenner ünlü etmişti bu bronzer'ı. Onun kullandığı bir bronzer'dı. Ambalajı değişti. Ben hala bendekini kullanıyorum. Gimisan. Sıcak tonlu. Kontür yapmayı sevmiyorsunuz ama şuralara da birazcık renk gelsin, canı kanı gelsin, o bronz etki devam etsin istiyorsanız kesinlikle buna bakabilirsiniz. Asla siz çıkartana kadar çıkmıyor. Çok da güzel bir turuncu. Sarışınlar birazcık mesafeli davranmalı bu ürüne. Almak da değil, uygularken. Çünkü pigmentasyonu o kadar yüksek ki birden böyle tokat yemiş gibi olmak istemiyorsanız, daha doğrusu tokat yemiş gibi değil, yüzünüzde tüp patlamış gibi olsun istemiyorsanız azıcık fırçanızı alıyorsunuz ve kararında uyguluyorsunuz. Sonrasında belki süngerinizle pıt 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 bir oturtma işlemi yapabilirsiniz ama benim ten renklerimdeyseniz normal alın, güzel bir şekilde yedirin ve doğal bir bronzluğa kavuşun. Kesinlikle yine paranın karşılığını veren ürünlerden bir tanesi. M.A.C'te krem aydınlatıcılarda var ama bir süre sonra kullanırken çok hijyenik olmuyor. M.A.C'in hemen hemen her ürünü bende var. M.A.C'e dair bir video daha çekeceğim. Onda da artık size M.A.C koleksiyonumu göstereceğim. Çünkü 100'e yakın M.A.C rujum var, dudak kalemim var, far paletlerim var, farlarım, tekli farlarım var, allıklarım var. Hemen hemen her tonda allığı da aldım, allık grubunu da aldım. Işıltılılar da var, matlar da var, köpük yapılar da var, pudra olanlar da var, krem olanlar da var. Hepsi var. var. Koleksiyon ürünlerinden zaten bir parça mutlaka var. Çünkü M.A.C'i çok severim. O yüzden size bir M.A.C koleksiyon videosu çekeceğim. Şimdi M.A.C'te krem aydınlatıcılar makyaj artistleri çok anlatıyor. Çok da güzel gösteriyorlar. Tamam ama biz makyaj artisti değiliz. Günlük kullanıma uygun, çok hijyenik bulmuyorum açıkçası. Bir süre sonra çok kirlenmeye başlıyor. Elinizle dokundukça, fırçanızla dokundukça. Ben o yüzden krem aydınlatıcıları çok hoşlanmıyorum. Fakat Soft and Gentle, şimdi genele hitap etmem gerekirse, her ten rengiyle uyumlu müthiş bir aydınlatıcı. Çok güzel. Herkese yakışıyor. Bunun yine ambalajı değişti. Şöyle aynalı bir hale geçti. İnanılmaz güzel ve bunu alırsanız zaten çok uzun süre kullanabiliyorsunuz. Bir aydınlatıcıyı ne kadar kullanabiliriz ki? Bütün yüzümüze uygulamıyoruz. Hatta vücut makyajı yapıyorsanız şuralara, dekolte bölgenize de uygulama yapabilirsiniz. Gelelim M.A.C'ten bir makyaj bazına. Bu benim aslında özel gün bazlarımdan bir tanesi. M.A.C'in Strop Kremi. Çok tanıdık gelecek. Böyle de bir ambalajı var. Günlük kullanıma uygun değildir. Bunu baştan söyleyeceğim. Çünkü içinde çeşitli vitaminler var, asitler var. O yüzden cildinizi irite edebilir. Her gün kullanamazsınız ama haftada bir kere, iki kere kullanabilirsiniz. Özellikle özel gün öncesi, fondöten ya da ten makyajı öncesi uygularsanız cildinizde harikalar yaratıyor. Bir kere cildinizde renk eşitsizliği varsa onu gideriyor ve doğal, canlı, güzel bir ışıltı katıyor cildinize. Şu an fondötenimin altında uygulanmış halini görüyorsunuz. Normale nazaran birazcık daha canlı, sağlıklı görünüyorumdur diye düşünüyorum. Çok özel kremlerden bir tanesi. Genelde gelin makyajlarında, mezuniyet makyajlarında çok önerilir, kullanılır. Öyle bir ürüne ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Diğer bazıları da denedim ama çok benzerlerini bulabiliyorsunuz. O yüzden bu videonun içine katmaya gerek duymadım. Şimdi gelelim far paletlerine. Yakın zamanda birçok videoda, Instagram paylaşımlarımda sürekli M.A.C'in bu 9'lu paletlerini gösteriyorum. Bir tane bitirmiştim. Bir tanesinde yine bazı renklerini bitirmek üzereyim. Benim makyaj zevkime çok uyumlu bir palet. Çok seviyorum. Bitirirsem yine alırım. Çünkü içinde kullanmayacağım renk yok. Hepsini kullanıyorum. Şu anda göz kapaklarımda ortasını oyduğum rengi görüyorsunuz. Ve şu iki kahveyle de yine hafif bir şekilde göz kapaklarıma gölge yaptım. Duruşunu görüyorsunuz. Çok iyi duruyor. Bu rengi aynı zamanda aydınlatıcı olarak da kullanabilirsiniz. Mesela Soft Gentle almak istemezseniz bu aynısı zaten. Çok benziyor. Şampanya tonlu bir ürün. Onu da yine aydınlatıcı olarak kullanabilirsiniz. Yanımda taşıdığım zaman muhtemelen ben öyle yaptığım için zaten bu renk böyle oyuldu ve bitti. Çok beğeniyorum. Pigmentasyonu, renklerin birbiriyle karışması, geçişi, farların kalıcılığı çok güzel. Ve gözünüze asla alerji yapmıyor, ağırlık yapmıyor. Ben çok fazla far kullanamıyorum alerjimden dolayı. Çünkü bazı far paletleri, farlar yapısı, dokusu, kokusu, duruşu her neyse bende alerji yapabiliyor. Ama M.A.C çok rahat bir şekilde kullandığım ürün skalasına sahip. Eğer ki bu tarz bir palet almak istemezseniz, yani M.A.C'in hazır paletlerini almak istemezseniz, kendiniz M.A.C'de kendi paletinizi yapabiliyorsunuz. Ben şöyle bir palet yapmıştım. Bunları tek tek alıyorsunuz ve bu paletin içine yerleştiriyorsunuz. Tamamen kendi kullanabileceğim, sevdiğim güzel renkler var bunda. İsterseniz sonra çıkartıp başka bir rengi de yerine koyabilirsiniz. Eğer ki bütçeniz uygunsa teker teker alıp böyle bir palet yapabilirsiniz ve zaman zaman da güncelleme yapabilirsiniz. Ben şu 4 rengi çıkartacağım. Yerine kahve tonlarında başka renkler koymayı planlıyorum. Paletimi de güncelleyeceğim. Hazır paletleri sevmiyorsanız, bütçeniz de uygunsa eğer, kendi paletinizi kendiniz de yapabilirsiniz ve makyaj hayatınız boyunca başka bir palete ihtiyaç duymadan uzunca süre, bozulana kadar bu ürünleri kullanabilirsiniz. M.A.C'de bence alınmaya değer, çok fazla gösterilmeyen, az bilinen bir ürün var. M.A.C'in Prep + Prime serisinin Essential Oil'i. Bildiğiniz yağ formda bir ürün. İlk önce M.A.C'de çıktı. Sonra bir sürü markada çıktı. The Body Shop'ta var. Aklınıza gelebilecek bir sürü markada var. Çok kuru ciltliyseniz, fondötenleriniz mat yapıdaysa, kuru yapıdaysa, ürünler yüzünüzde pütür pütür duruyorsa birazcık bu üründen karıştırın. Tamam, bitti gitti. Çok güzel duruyor. Kurtarıcı ürünlerden bir tanesi. Yine mezuniyet ve gelin makyajlarında, yani özel gün makyajlarında makyaj artistleri yanında taşıyor. Çekimlerde çok fazla kullanırlardı. Cildiniz böyle parlak, sağlıklı, canlı dursun. Ürünler de güzel bir şekilde otursun diye içine böyle bir damla karıştırırlardı. Tamam, bitti gitti. Makyaj şahane dururdu. Bu tarz bir sorununuz varsa bu ürünle çözebiliyorsunuz. Sevdiğim bir diğer ürün de M.A.C'in Prep + Prime'ı. Bu bir kapatıcı değil ama siz kapatıcı olarak da kullanabilirsiniz. Aydınlatıcı olarak da kullanabilirsiniz. Ürünü arkadan şöyle çeviriyorsunuz. Tabii ben az önce kullandığım için birazcık kirlettim bunu. Temizleyelim hemen. Güzel çıksın. Bright Forecast bendeki rengi de aşağı yazacağım. Fırçasına ürün geliyor. Aydınlatmak istediğiniz bölgelere uygulama yapıyorsunuz. Göz çevrenizde morluğunuz yoksa, bebek gibiyseniz göz çevrenize de uygulayarak kapatıcı kullanmadan birazcık daha aydınlık, canlı bir görüntü verebiliyorsunuz. Ama benim göz çevreme asla yetmiyor. Bunu kullanacaksam mutlaka bir corrector kullanmam gerekiyor. Şu anda şuraya uygulanmış halini görüyorsunuz. Birazcık daha aydınlık bir görüntü versin diye şu bölgeleri de uyguladım. Günlük makyajımda da kullanıyorum. Özel gün makyajlarında zaten tadından yenmiyor. Ama ben günlük olarak da bu bölgeyi birazcık daha aydınlatmayı sevdiğim için kullanıyorum. M.A.C'in fondötenleriyle ilgili şunu söyleyebilirim. Aradığınız rengi mutlaka bulursunuz. Çünkü M.A.C'de dünya kadar alt tonda gözetilerek renk var. Benim sevdiğim fondöten Studio Fix. Çünkü kapatıcılığından dolayı seviyorum. Fakat fondötenin bazı ciltlere sivilce yaptığı söyleniyor. Evet, eğer ben de 5 gün üst üste kullanırsam bende de sivilce çıkıyor. Sivilceye eğilimli bir cildiniz yoksa, bir tonda açık alırsanız kadifemsi dokuda harika bir cilt elde edersiniz. Önümde 5 tane ruj var. 5 taneyi seçmek benim için o kadar zor oldu ki sonra dedim tamam, M.A.C koleksiyonunun videosu çekersin, kurtulursun. Çünkü çok fazla rujum var ve ayıramıyorum rujları. Göstermediklerimi göstereceğim şimdi size. Bir tanesi şu anda dudaklarımda. Mat yapıda bir ruj ama bu Powder Kiss'leri biliyorsunuz yumuşak matlardan, asla dudakların canını kanını kurtan matlardan değil. M.A.C'in matları da yani matlığın hakkını verir. Dudağınızın canı kanı neyi varsa çeker. Gün içinde şöyle dudakla gezilir. Altından mutlaka iyi bir nemlendirici sürmek gerekir. Ama bu nemlendiren mat yapıda bir ruj. Ambalajı da mat. Birazcık kirlenmeye meyilli. Sonrasında da böyle silseniz de böyle kalıyor. Onun dışında bir problemi yok ama Velvet Punch benim dudağımdaki renk. Bu tarz pembeleri seviyorsanız bakabilirsiniz. Bu serinin her rengine bakabilirsiniz. Şahane renkleri var. İşte o can kan kurutan matlardan bir tanesi Ruby Woo. Dudaklarınızı güzel bir şekilde nemlendirirseniz ve peelinginizi yaparsanız çok tatlı duruyor, çok iyi duruyor. Gözünüzde siyah bir eyelinerla ya da bol maskarayla hayal ettim. Çok iyi duruyor. Ruby Woo bence dudakları güzelleştiren, kırmızının hakkını veren renklerden birisi. M.A.C'in parlak yapıdaki rujlarından, ıslak duran rujlarından birini seçeceğim. Çok güzel bir yapısı var. Dudaklarda şahane duruyor. Sık sık videolarımda görüyorsunuz. Lovelorn rengi bu da. Yıllar önce blogda yazmıştım. Tam 3 tane bitirdim bu rujdan. Çok güzel duruyor. Hem sarışınlara hem esmerlere yakışan şahane pembe rujlardan bir tanesi. Çok çok iyi duruyor. Ve Patisserie rengi, hep çekimlerde kullandılar bu ruju bende ve sonrasında ben kendim de satın aldım. Özel gün rujudur. Dudakları şahane gösteren bir rujudur. Yine ıslak bitişlidir. Gelin makyajlarında çok fazla kullandığını söyler makyaj artistleri bu ruju. Eşsiz bir rujdur. Renk olarak, ton olarak benzerlerini bulursunuz ama yapı olarak, duruş olarak benzeri pek yoktur bu rujunda. Onu da göstermek istedim. Ve bir de son çıkardığı Powder Kiss'lerin likit versiyonu, hem allık olarak da kullanabileceğiniz rujlardan birisi bu. Ben birazcık yoğun uyguladım. Date Maker bendeki rengi. Bu çok güzel duruyor. Her ten rengine yakışan renklerden bir tanesi. Likit Powder Kiss'lere de kesin bakılması gerekiyor. Bu rujlar arasında tam mat yapıda olan, retro mat yapıda olanlar ve Powder Kiss'ler maskeye bulaşmıyor. Çünkü zaten çok güzel bir şekilde sabitleniyor. Gelelim M.A.C'in dudak kalemlerine. Soar diye bir dudak kalemi var. Çok güzeldir. Çok severim. 3-4 tane bitirmişimdir ondan. Elimde şu anda Spice var. Nude tonlardaki hemen hemen her rujla, kahverengi rujlarla uyum sağlayan bir renktir. Whirl zaten 90'lar kahvesidir. Hem ruju var bende hem de kalemim var. Yine 3-4 tane bitirdiğim kalemlerden bir tanesi. Tek başına ruj gibi zaten bunları kullanabiliyorsunuz. Bunun muadili yok. Whirl'ün muadilini bugüne kadar görmedim. Alt ton farkı var genelde. Ve bir de M.A.C'in şahane bir göz kalemi var. Teddy. Buraya uyguluyorum. Kahverengi tonlarında bir renk. Bunu Essence markasından, yine Teddy diye bir renk var galiba. Onun muadili olduğu söyleniyor ama alakası yok. Yapı olarak, duruş olarak, kalıcılık olarak ve göze etkisi olarak bence alakası yok. Şöyle elimi tekrar göstereceğim size. Bir de pudra göstereceğim şimdi. M.A.C'in MSF'leri arasında Medium Plus, Light Medium light, hangi renk size uygunsa hafif yapılı, makyajı sabitleyen, aynı zamanda tek başına da kullanabileceğiniz ince dokulu pudralardan bir tanesidir. Doğal bir bitişi vardır. O yüzden asla toz toz, kek kek durmaz. Bir pudraya da bakacaksanız eğer buna bakabilirsiniz. Aklıma gelen, ilk etapta aklıma gelen ürünler bunlardı. Koleksiyonumu gösterirken yine M.A.C'ten almaya değer ürünleri de sıralayacağım size. Ben videoyu anlatırken çok fazla keyif aldım çünkü gerçekten arkasında durabileceğim ürünleri sıraladım ve defalarca alıp kullandığım ürünleri sıraladım. Bu dizimize devam edeceğiz. Bu haftalık bu diziye burada son veriyorum. Pazar günü artık farklı içerikte bir videom sizlerle olacak ama önümüzdeki hafta başka markalarla devam edeceğim. Bir uygun fiyatlı, bir de pahalı markayla dizimizi sürdüreceğim. Merak ettiğiniz markalar varsa, incelememi istediğiniz markalar varsa videonun altına yazarsanız sonraki videolarda onlara da yer vermeye özen göstereceğim. Biliyorsunuz ben her çarşamba, cuma ve pazar günleri kanala yeni bir video yüklüyorum. Çarşamba ve cuma günleri saat 17.30'da, pazar günleri de saat 13'te yeni videom hemen burada yayında oluyor. Kanalıma abone olup bildirimlerimi açarsanız ve beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.